Uzun zaman sonra Seya Asiye Burcu'm, hoş geldin. Ben de Rock Lee izlemem arkadaş. Bana şey desene. Tam Tuvofi gibi olursun. Dün Tuvofi şey diyor bana. Yarıştayım abi, tamam mı? O 24 turluk yarış mıydı? 11 turluk yarış mıydı hatırlamıyorum ama sürüyorum, tamam mı? 5. 6. turdayım böyle. Yani ikincilik, üçüncülük mücadelesi veriyoruz işte. Onunculuk mücadelesi veriyordum, pardon yanlış söyleyeyim. 24 araç var. 10. olmaya çalışıyorum falan, kovalıyorum. 13. o sırada. Adam bana diyor ki abi diyor FPS drop var. Tamam dedim, FPS drop olabilir. Biraz da hani sesimi de yükseltmiş olabilirim ama dedim ki ya ne yapabilirim? Yarışıyorum. Araba sürüyorum dedim. Ne yapabilirim? Diyor ki bana Trophy drop var abi, drop var abi. Oğlum dedim ne yapayım? Yarışımı kapatayım, yarışı kapatayım, yayını mı düzelteyim dedim. Adam bana diyor ki o zaman diyor yayın yapma abi, git tek başına sür. Ne alakası var kardeşim ya? Böyle bir yavaş başlayalım abi. Yavaş başlayalım. Yoksa sıkıntı. Çek kenara, tutanak tutalım. Aynen kardeşim ha. Ufak tefek temaslar oldu. Birileri kanat kırdı. Oğlum diyorum. Niye yavaş başladın? F1'de de öyle yapıyorduk ya. F1 taktiğiyle yarışalım. Acayip drop var o zaman şu an. Abi şu an çözemem o işi. O imkansız yani. Okumaya çalışırız ya Satılucum. Ay fena patlamışlar. Böyle parça parça, tane tane, birer cümleyle anlatırsan iyi olur. YouTube klasmanına nasıl çıkabilirim? Bunun rehber videolarını çektik kanka. YouTube'uma giriyorsun. Oradan gidiyorsun. Diyorsun ki oynatma listeleri diyorsun. Orada iRacing bir rehber var. Onlar da hepsini anlatıyorum detaylı bir şekilde. Yani buradan anlatırsam kısa bir şekilde çok şey anlayamayabilirsin yani. Oradan izlersen daha çok anlayacaksın. Evet, bir e-spor takımı oyuncu alıyormuş. Sen de girmişsin galiba. Öyle anlıyorum Satılmış şu an. Rica ederiz bro. Ne demek? 10'ların hepsini anlattım Berte yani. Öyle söyleyeyim kanka. Ha, böyle ciddi insanlarla yarışacaksın yani. Okey. Tamam. Bu çok iyiydi Mert. Bu çok iyiydi. Benim bile aklıma gelmezdi bu zorbalama şekli. Kaliteliydi bu. Oo Vendetticiğim, hoş geldin, sefalar getirdin bro. 13. Neler diyorsun? 13 mü diyorsun ya? Eyvallah eyvallah. Teşekkür ediyorum desteğiniz için bro. Umarım yayında sıkıntı yoktur. Bir sıkıntı vardı tekrar. Buraya geldik ama bilemiyorum artık yani. 11 turluk kısa bir yarış. Ayarları denemiş oluruz yani. Aslında ayarlarım normal de. Başka bir sıkıntı var gibi. Eyvallah, güzel, sevindim. Enetten.
Umarım kaymak olarak kalmaya devam eder yani. Birkaç yarış burada atarız, sonra tekrar bir kiki deneriz. Bakarız duruma göre yani. Çok oldu, çok Mert. İlk değilsin Murat, rahat ol. Benim o karnaval puanlarının hepsini kaldırmam lazım. Çok kötüsün ya. Çok kötü bir adamsın Mert ya. Şu an inanılmaz kötü bir durumdayım abi. Yani Moza'ya bir şeyler oldu dünden beri. Yani sert olmaması gereken yerde sert direksiyon, yumuşak olması gereken yerde de sert. Yani anlamıyorum yani. Yumuşak, sert olması gerektiği yerde yumuşak, yumuşak olması gerektiği yerde sert falan şu an direksiyonu. Yani bir güncellemeler falan getirdiler muhtemelen, içine etmişler direksiyonu ya. Abi hissiyat yok ya, gerçekten yok yani ve deliriyorum yani. Onu nasıl süremiyorum şu an? Ön taraf için kapışıyor olurduk yoksa, rahat edemiyorum. Sürekli aracı döndüreceğim ve sert olacak, döndüremeyeceğim diye korkuyorum. Yeterince hızlı giremiyorum virajlara o yüzden. Yok, hiçbir şeye dokunmadım ya. Hiçbir şeye dokunmadım, birazdan tekrar bakarız. O kadar kötü ki direksiyon hissiyatı. Hiçbir detayı hissedemiyorum. Berbat bir durumda yani. Sürüyormuş gibi yapıyorum şu an gerçekten. Neyse ki yarış kısa. Bundan sonra çözelim onu ya. Yok, reverse FFP ile alakası yok ama. Normalde olan şey bir anda olmamaya başladı, öyle düşün. Abi sebrinksiz olur mu ya Satido? Sebrink şart. Tek basmış. Saygı duyuyorum. Ya sen kimsin kardeşim? Sen Vettel misin ya, yerini savunuyorsun öyle? Yerler mi ya? Eyvallah eyvallah eyvallah. Gereken yapıldı. Ya muhtemelen kanatta hasar var şu an Barış. Sıkıntıdayız ama çaktırmıyoruz. Buraya hızlı giremiyorum mesela. Burada direksiyon sert kalıyor. İstediğim gibi çeviremiyorum. O yüzden de viraja güzel giremiyorum. Geri geçileceğiz şimdi. Öyle hissediyorum. Hemenler gerekli şeyler yapıldı hocam ama işte yine de geri geçileceğiz, yapacak bir şey yok. Valla güzel kapışma dönüyor ha burada. Benim hoşuma gitti bu kapışma. Severiz bu tarz kapışmaları hocam. Her türlü. DRS yok şu an bu araçta. iRacing de açılabiliyor ama bu araçta yok DRS. W13 de var. F1'de. F2'de de var yanlış bilmiyorsam ama bu araçta yok. Süper Formula'da yok DRS. Hata yapmadı da biraz gözü korktu bence oraya girmeye ya. Benle birlikte o şeyi, bas topu dönmek istemedi yani bence. Hata da yapmış olabilir, bilemiyorum da tabi.
Vallahi burada overtake diye bir sistem var. Acayip süre kazandırıyor. Muhtemelen o yüzden olmayabilir. Vallahi hiç belli olmaz Mert o iş. Serhan abi ikna edemezler ama orası kesin yani. Tuşlamayacağım iş ya. Tuşa basmayacağım abi. Tuşa basarsam iki olsun. Evet, tekrar geçiliyoruz abi. Annemize hayırlı olsun geçiliş. Overtake'i de kullanmış abimiz. Ben kullanmıyorum. Sonlarda ne yapacaksın? Ben seni tekrar geçeceğim ki sen bunu kullanmayı kapatınca. Öyle vardır illaki ya. Mecbur abi, ne yapacaksın? Vendetta. Her zaman olmuyor ama sorunlar oluyor kitle yani. Daha yeni bir platform olduğu için hoş görmek lazım. Sonuçta adam reklamsız veriyor yayını. Üstüne üstlük bizim de gelirlerimiz çok daha rahat ve çok daha hani sizin ödediğiniz paranın %95'ini alıyoruz gibi düşün. Daha ötesi yok abi. Hani güzel bir aşama ama tabii hatalar olur. Bunları görmezden gelmek lazım. Çünkü dediğim gibi çok fazla güzel kısmı var. Yani kötü kısmı şimdilik görmezden gelinebilir. İşler düzelene kadar. Aynen öyle. Biraz daha katlanılır. Eğer toparlayamazlarsa terk edilir zaten. Öyle söyleyeyim. Aha biri patlamış. Fena patlamış hem de. Güzel. Bir pozisyon bedava geldi abi. Harika. Birazdan overtake açıyoruz. Önündeki arkadaşı da geçiyoruz abi. Bize bir şey katıyor abi. Tecrübe katıyor. Ben de öyle düşün. Bu arada overtake'imi açtım. Şu andan itibaren overtake'li gideceğiz. Öndeki pilot da overtake'ini açtı ama biz ekstra bir de rüzgar alıyoruz tabii. Bu her şeyi katar. Safety kazanıyoruz. I-rating kaybediyoruz şu an. 20 falan kaybedeceğiz öndeki adamı geçersek. Ama o kadar önemli değil yani.
Şu yarış bitsin öyle konuşalım mı Satibo? Daha rahat sana odaklanırım. Şu an odaklanamıyorum. Affına sığınarak. Çünkü son ipi dur artık. Bir yandan direksiyonla da cebelleştiğim için ekstra bir mesaim var benim burada yani. Aha biri daha patlamış, süper. Vallahi ben bakıyorum ya, kapsta gösteriyor. Ekstra bir ilgimi çeken bir detay yani. Öndeki adamın artık kaçacak overtake'i kalmadı. 5 saniye içinde kapanacak onun overtake'i. Ve benim üstünlüğüm başlayacak bir anda. Hadi bakalım, kapandı overtake'i. Şimdi ne yapacaksın bro? Geçmiş olsun kardeşim, aldım ben o pozisyonu. Üzerime gelme boşuna. Ama ne yapıyorsun kanka, ne yapıyorsun ya? Gerçekten ne yapıyorsun ya? Canıma değsin, arka kanadın kırıldı mı senin? Benim canıma değsin yani, öyle söyleyeyim. Yapma bir absürtlük de geçeyim gideyim. Yapma bir absürtlük. Zaten spin atacaksın şimdi. Haberim bile yok. O kadar dokunmaya nasıl arka kanadı kırıldı bilmiyorum ama adamın arka kanadı kırıldı usta. Harbiden kendi kaşındı ya. Çok ilginç bir hareketti bir de yani. Sanki geçebilecek de beni. Adamdan yarış boyunca daha hızlıydım, anladın mı yani? Daha neyini kaşıyorsun? Daha nereye kaşıyorsun? Allah. Şu direksiyonun sertliği var ya, beni bitirdi abi, bitirdi. 3 yarış üst üste aynı şey denk geldi. Arabayı süremedim ya. 3 yarıştır araba süremiyorum ya. Ya Mozart'ın en berbat olayı bu olabilir yani. Böyle yazılımı kafayı yiyor abi. Bir sert bir yumuşak, bir sert bir yumuşak hani. Bir viraja giriyorum sert, tekrar aynı viraja giriyorum, bu sefer yumuşak mesela. Kararlı değil, anladın mı yani, stabil değil. Hep aynı hamleyi yapıyorum ama ortalıkta stabil bir şey göremiyorum yani. Aynı Grosjean gibi, hak edilmemiş bir donut atalım kardeşim. Aynı Grosjean mavi kardeşim, Grosjean mavi. Pozisyona bir bakacağım bu arada. Ben o adamın o arka kanadını nasıl kırdım yani gerçekten. Şimdi benim anladığımı söyleyeyim sana. Lamborghini'nin GT3 ekibiyle ilgili bir böyle eleme gibi bir şey var. E-spor. Sen de ona katıldın. Bir anlık gaza gelip, tamam mı? Ondan sonra da olanlar oldu diye anladım. İşte en son Assetto Corsa kompetisyonda antrenmanlara başladığından bahsediyordum. Donup da olamadı sanki. Ama aşırı power araç olmuyor abi. Kanat kendini mesaiye bitmiş kanatın, tamam mı? 8 saatlik mesaiye katılmış kanat. Dur bakayım, bumper kamerası var mı? Nose kamerası var. Demiş ki kanat. Ben demiş benim mesaim biter. Bu kadar saat mesai yaptık. Tamam yeter demiş. Ben aranızdan yavaştan ayrılayım demiş. Öyle bir şey olmuş bu kanatta, bak şimdi. Bak. Olaya bak şimdi. Kanadın içinden geçtik. Bir şeyler oldu burada. Olanlar oldu. Dur, kanat düşmeden bu kamera açısı olmadı sanki biraz. Şöyle biraz. Kafayı kaldırma. Kanat Allah'a emanet dedi. Tamam mı burada? Benim mesaim biter hocam. Saat kaç olmuş? 5 olmuş. Benim eve gitmem lazım demiş. Hemen çantayı mantayı almış. Fırlamış gitmiş abi. Öyle bir şey olmuş. You don't really want no problem. You don't really want no problem.